Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzu bike min hamazati şeyatin ve euzu bike rabbi en Bismillahirrahmanirrahim. Felemma afala kale la uhubbil afilin. Lekad abkani na'yu la uhubbil afilin min halilullah. İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ile kainatın zeval ve ölümünü ilan eden Nâ-i uhubbül afilin beni ağlattırdı. Fesebbet aynu kalbi kataratin bakiyetin min şuunillah. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir, ağlattırıyor. Güya kendisi de ağlıyor. O damlalar gelecek farisi fıkralardır. Li tefsirihi kelamin min hakimin ey nebiyyi fi kelamullah. İşte o damlalar ise nebi peygamber olan bir hakimi ilahinin kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir tefsiridir. Evet. La uhubbu'l-afilin felem fele kale la uhubbu'l-afilin malum En'am suresinde ayeti kerime Yıldız batıp gidince İbrahim Hz. İbrahim Aleyhisselam yani İbrahim ben batıp gidenleri sevmem dedi En'am suresinde ayeti kerime. Şimdi burada şöyle başlamam lazım kendi nefsime. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi kelamullahının bazen peygamberlerin suretinde bazen melekeler perdesi arkasında bazen de bizzat kendisi mesela kün feye gibi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi gibi kendine bakan cihetlerle zatı ilahiye bakan cihetlerle kendisi bazen de firavunun kelimeleri yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ene yani rabbükümül âlâ diyor ya Firavun. Suretinde ayet-i kerime olarak tezahürleri var. Yani bunun hikmeti nedir? Değil mi? Allah alem hikmeti şu. binlerce, milyonlarca sonsuz hikmetinden belki bir hikmeti Allah daha iyi bilir. Allahu alem. Mesela melekler kan dökecek, fesat yapacak kimseleri mi yaratacaksın diye Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmasının hikmetini soruyorlar. Allah o perde arkasından onlara cevap veriyor. Yani beşer kan dökecek, evet fesat yapacak, beşer dünyada bunları yapacak. Ama eğer o melaike perdesi olmasaydı, Cenab-ı Hakk'ın böyle direkt zatından gelseydi, o kelamullah perdelenmeseydi, beşer kan dökecek, fesat yapacak deseydi, yeryüzüne gelen hiçbir beşer bunun haricine çıkamazdı. Hepsi bunun içine dahil olmuş olurdu. Çünkü direkt zat-ı ilahiden perdesiz gelen kelamullah da irade kalkar. irade kalktığı için hüküm hüküm olurdu. O yüzden melaike perdesi arkasında kelamullahını tecelli ettiriyor. Yani bunun evet meleklerin söylediği gibi olacak ama bunun haricinde de Cenab-ı Hak tekrar o ayeti kerimede diyor ki sizin bilmediğinizi ben biliyorum diye onu öyle olmadığını tam manasıyla teyit ediyor. Ha, neye benziyor bu Allah alem? Mesela güneşle aramızda atmosfer var. 7 katı atmosfer var. Şeffaf perde. Atmosferin kendisinde ışık yok. Olması da mümkün değil. Ama güneşin ışığı direkt gelseydi dünyayı kavururdu, yakardı. Araya atmosfer konulmuş ki o güneşi perdeleyip o sızan ışığınsa en faydalı şekilde dünyaya ulaşması hikmeti ilahiye böyle muhteza etmiş. Diğer tarafı da şu, diğer tarafı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ettiği için bu kelime sudur yani ondan kaynaklanmış, ondan doğmuş aslında o masar ayna olmuş bu kelamın sahibi perde arkasında Cenab-ı Hak. La uhub bilafilin yani batan gidenleri ben batıp, batıp gidenleri sevmem mealinde. Yani bu perde arkasında bu kelam onu Allah'a ait. Ama İbrahim aleyhisselamdan sudur etmiş. Yani oradan o masar olmuş. Oradan gelmiş. Yani bir kayanın içinden su çıkıyor. O su onun kaynağı. Evet kaynağı fakat o su onun sahibi değil. Kaynak olmuş yani. Masar olmuş. Sahibi değil. Mesela Miraç Risalesinde bir ifade var. Bunları böyle nefsime anlatmam lazım ki bu kelam kime bakıyor, nereye bakıyor, niye böyle geldi, hikmeti nedir? Bunu daha iyi idrak edebilmek için bu, bu daireye giriyorum. Estağfurullah. Diyor ki Miraç Risalesi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor Cenab-ı Hakk'ın kabu ı, Hakk kab -ı makamına çıkıncaya kadar bütün alemdeki diyor bütün noktaları Cenab-ı Hak ona gösterdi. Sonra 124 bin Peygamber Efendimiz'in cennetin üstünde onlar çünkü cennetten daha büyük meyveler. Cennet iki tane. Bir maddi cennet var, bir de her bir peygamber efendimizin bulunduğu makamlar var. Onlar cennetin dışında, bedenen aynı zamanda cennetin de içindeler. O makamlar diyor cennetin dışında her bir peygamber efendimizle de birebir görüştü. Fakat Hz. İsa Aleyhisselamla diyor, nerede görüştüyse Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz, Hz. İsa Aleyhisselam'ın arkasında Cenab-ı Hak orada Ruhullah Kadir ismiyle. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ismi azamı Kadir'dir. Mahiyeti de Ruhullah'tır. O perdenin arkasında onla görüştü. Hz. İsa Aleyhisselam buna şahit oldu. Ama Hz. İsa Aleyhisselam da Efendimiz'e baktığı zaman o perde arkasında Resulullah ve Habibullah manasıyla Cenab-ı Hakk'ı gördü. Yani bunlar hep birer ayne-i ilahiler. Ayne-i ilahi. Hz. Musa aleyhisselam da diyor hangi dairede görüştüyse Kelimullah olarak diyor Allah orada hazırdı. O zaman sudur etmesi yani Hz. İbrahim aleyhisselamdan Allahu Alem Allah daha bilir sudur etmesi o masar olmuş. O zaman Hz. İbrahim aleyhisselamın perdesi arkasında ben batıp gidenleri sevmem, Fanileri sevmem. Ben bakiyim, baki olanları severim. Hiçbir atomu bile fenaya göndermiyorum. Her bir atom bile dünyaya gelip de nurlandıktan sonra beka aleminde cennette veya kullanına göre cehennemde.'' Yani eğer kafirse kullandığı atomlar ona tekrar geri gelip cehennemde zulmetine sebep olacak. Eğer kullandığın atomlar nurlandıysa cennetteki bir, e, vücudunun binasına diyor tekrar kullanılacak. Atomları bile fenaya atmayan, fena yokluğa atmayan yani yokluğa, hiçliğe atmayan dünyayı bile kıyamet koptuktan sonra diyor 29. söze müracaat edilebilir kıyamet koptuktan sonra tekrar ahiretten bir menzil olarak fakat binlerce dünyayı her insanın ayrı bir dünyasını içindeki olaylarıyla beraber ilahi diyor latif nüktelerde bir vizyon gibi. Mesela Bedir Harbi'ne girebileceksin, Uhud Harbi'ne girebileceksin. Hz. Hamza'nın oradaki cefine girip o onu bizzat Esma Hüsnasil orada yaşayabileceksin. Yani Allah yarattığı hiçbir şeyi hatta kendini inkar eden kafiri bile rahmeti müsaade etmiyor ki fenaya, yokluğa, hiçliğe ademe atmasın. Onu cehennemde bile temizleyip sonra onu o cezasını cezası olan o temizlenmekten sonra ameliyatı cerrahiyeden sonra cürüfünü ayırmak, o yanıklarını kavurmak, yani onun böyle o diğer küfürlerini böyle üzerinden söküp paslanmış bir arabanın işte kazana atılıp cürüfünün ayrılıp ana malzemenin kurtulmasının bir kanunudur bu ondan çok öte onu bile beka aleminde devam ettiriyor. Yani Allah neyi sevmez? Batıp gidenleri sevmez Allah. Batıp gidenleri sevmez. Ha diyeceksin ki bu alemi niye böyle yaratmış? Batıp gittikten sonra bu alemden fena'dan beka'ya gitmesini istediği için bunu fenadan bekaya götürdüğü için bu tarzda yaratmış ama sen buna ilahlık verip de batıp gidenleri baki görüp Allah yerine koymaya kalkarsan o zaman sen de o muhabbetin dışına çıkıp sen de sevginin dışına atılmış oluyorsun evet Rabbim beraber anlamayı nasip etsin. yani Allah'ı unutup Allah'ın eşyasındaki cilvelere görüp her insan bunu görebilir o fenalarda yani fanilerde bekayı arayıp Onlara bir nevi beka, beka verip makamına, vücuduna, hayatına Allah'ı unutmak şartıyla ama. Onlara beka verip dünyada ebedi kalacak gibi kendini zannedersen işte o muhabbetin dışarına çıkmış olursun. O muhabbetin dışına çıkan da elindekiler kaybettiği zaman fenaya gittiği zaman kendisi de fena olmuş olur. Fena demek yani yokluk alemine düşer ancak oradan onu cehennem çıkartabilir. İşte İbrahim Aleyhisselam'dan, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ediyor. Yani o masar olmuş. Evet, Hazreti İbrahim Aleyhisselam onun kutbu oradan geliyor, o kaynaktan geliyor. Kur'an-ı Kerim Kelamullah suretinde tezahür ona tezahür etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evet o başta ondan gelip Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelip tekrar ona dönüyor. Kainatın zeval ve ölümünü ilan eden Nayi yani ölüm demek nâyi la uhubbul afilin beni ağlattırdı. Niye beni ağlattırdı? iki türlü bakmam lazım. Yani kainatın zevali, kainatın ölümü eğer ben bu aleme, bu kainata Allah'ın cilvelerini Allah'ı unutarak bunlara beka verdiysem bunlardan ayrılmak, bunlardan ölüm ile ayrılmak öyle bir elem verir ki aklı başında olan insanı ağlattırır, o fenadan bekaya giden bir yol arattırır. Neden beni ağlattırmıyor? Çünkü gaflet her tarafımı istila etmiş. Rabbim kurtarsın bizi. Nasıl gaflet istila etmiş? Ne demek bu? Öleceğini bildiğin halde öleceğine inanmamak. Evet biliyorsun yaşın kırkı geçmiş fakat halen daha bildiğin halde ahirete de iman ettiğin halde Allah'a ve ahirete iman ettiğin halde ölümü hissetmemek, ölümü duymamak, ölümden bir haber olmak, fenaya beka vermek kalp dairesinde. Nasıl kurtulunacak bundan? İhlas Risalesi'nde bir bahis var. Buradaki tabi farklı yönden bakmış. Orayı da böyle yerinden okumak lazım. Yüzeysel bakarsan meseleye ehli tarikat diyor. Akşam namazından sonra rabıtayı mevt yapar. İşte genelde üstünü örterler. Öldüm, yıkandım, kefenlendim, tabuta bindirildim diye ölümle bağlantı kurmaya diyor çalışırlar. Bunun diyor faydası çoktur. Fakat diyor insan dünyadaki bekasından bir derece vazgeçirebilir diyor bu. Bir derece. Faydası çoktur. Çok kıymetlidir. Fakat diyor bir derece vazgeçirebilir. Bizim diyor mesleğimiz tarikat olmadı belki hakikat olduğu için ehli tarikat gibi diyor rabıtayı meft yapmak zorunda değiliz. O zaman diyor ne yapacağız? Orada ince bir birkaç kelime var. Bu o hayalen ge geleceği hazıra getirmek değil. Buradan fikren nasıl gözünde yıldızları görebiliyorsun, ayı görebiliyorsun, güneşini görebiliyorsun kafanı kaldırdığın zaman cismaniyetten sıyrılıp hayvaniyetten çıkıp Ahlak-ı seyyenin diyor menşi olan ileride gelecek dünya perestlikten vazgeçersen kalp ve ruhun derece hayatına çıkıp da bulunduğun andan yukarı doğru yükselmeye başlarsan Allah'ın inayetiyle fikrin diyor geleceği evet fikrin geleceğini nüfuz eder ölümünü buradan yıldızın gördüğü gibi görmeye başlarsın. Veya veya ilk basamak o ölüm gelip seni bir dakika veya otuz saniye Allah bilirse saniyesi dakikasını gelip kalbini vurup der ki fanisin öleceksin. Bu hissetmek. Yani bir misal vereyim. Ne kadar artık o misal oraya oturur. Herkesin anlayışına göre değişir. Daha evlenmemiş bir adam ne kadar da petekok da olsa, sosyolog da olsa, işte anne baba arasındaki, çocuk arasındaki şey ilmen de bilse, evladı olmadığı, olmadığı için diyelim bekar olduğu için misal bu evlat sevgisinin ne olduğunu kalbinde bilemez. Aklen bilebilir. Belki kitaplar da yazabilir. Ama kalben duyamaz, hissedemez. Ne zaman Cenab-ı Hak diyelim ki evlendi, bir evlat nasip etti. O kalpteki latife açıldı. Onun izahı yok. Onu hissedip ve duyduğu zaman işte kalbi bunu duymuş olur artık. Ona artık kimse işte anne baba evladını sevmez. Yani bozulmamış insanlardan bahsediyoruz. Kimse ispat edemez. Yani ölümün öleceğini bilmek ayrı, öleceğine inanmak ayrı, ölümün gelip nefsi vurması ayrı, nasihat istersen ölüm yeter. Hakikatını idrak etmek ayrı, o hakikate, la uhubbül afilin, ben batıp gidenleri sevmem, ilacıyla, Evet o ağlamalara karşı bu ilacı kullanamazsan fani bir alemde, fani bir şekilde, fani işlerinde boğulur, hiçlik ve yokluk ve adem alemine yuvarlanır insan. Evet beni diyor ağlattırdı. Zeval ve ölümün ilan eden nâi la uhubbül beni ağlattırdı. Diğer şey de şu, diğeri de. Şimdi ölmüş olanlar, evet, berzah haliminde bir üst aleme çıktılar. Kanun ilahi aynıdır, keyfiyeti farklıdır. Kanun ilahi değişmez. Anne karnındaki çocuğun bir hayatı var. Orada canlı. Suyun içinde malum. Bunu herkes biliyor zaten. Çok izah gerek yok. Kusura bakmayın. Oradaki hayat o oraya özel bir hayat. Dışarıdaki hayat ise büyük bir dünya, büyük bir alem var oraya göre. Oradaki çocuğun bütün dünyası o. Dışarıdakilerin seslerini duyabiliyor belki. Belki annesinin kalp atışını da duyabiliyor. Fakat bütün dünyayı orası zannediyor. Hatta belki de oradan çıkmak da istemiyor dışarıya. Çünkü dışarısını bilmiyor. İşte o daracık alemden bu geniş aleme geldiği zaman hayat buradaymış diyecek. Oradaki hayat hayat değilmiş. Tabi buraya göre değil mi? Orası hayat değil. İşte bir üst alem berzah alemi de burası anne karnı gibi. Dar, sıkıntılı, elemli, geçici, imtihan olan darul elem burası. Darul elem. Sadece marifetullah ve muhabbetullah, elemsiz lezzet. Allah'ı anmak, Allah'la beraber olmak dünyadaki tek elemsiz lezzet. Marifetullah ve muhabbetullah. Geri kalan her şey helal de olsa bir üzüm yedirir, yüz tane tokat vurur. Burası darul elem. Geçici, fani, atlama yeri anne karnı gibi oluşum oluşumun lazım. Yani orada ayak, göz, kulak, bacak işte neyse organlar orada yaratılıyor. Ruh oraya indiriliyor bir sonraki alem için. Buradaki bütün ameller bir sonraki alemler için geçerli. Burada işte o 9 ay 10 günlük şeyi doldurman lazım. Berze alemine göçtüğü zaman insan hakiki bir hayat tabakasına çıkıyor mümin. Dünya ile irtibatı devam ediyor. Aramızda tenteneli diyor delikli tül perde var bizim dualarımız berzah alemindeki 124 bin peygamber efendimiz başta Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam efendimize 124 milyon evliyaya bizim dualarımız onlara gidiyor onların da manevi himmetleri manevi yardımları beraberlik seni muhafaza etmeleri konuşturmaları aklını açmaları bağlantı devam ediyor yani beraberlik var Onların da manevi himmetleri bize geliyor. Onlar da şu anda kainatla alakadarlar ama bizden bir üst derece hayattalar. Şu anda kıyamet kopmadığı için kimse bir, bir, bir ileriye gidemiyor. Çünkü kıyamet kopmadı. İşte kıyamet hengamesinde berzahtan ehli imanda ehli küfürde kıyameti bizzat ölümün duymaktan daha büyük bir şekilde diyor mektubatta duyacak. Ehli delalet kahhar isminin üzerinde geçmiş geçtiği bütün alemin yıkılması yani öldü ama azap çekiyor ama dünya devam ediyor. Diğeri öldü, üst hayata geçti, dünya irtibatı kopmadı. Himmetleri devam ediyor, bağlantıları devam ediyor, oradaki hayatları devam ediyor. Bir üst daireye geçtiler, cesetleri bıraktılar sadece. Daha geniş bir hayata gittiler ama kıyamette böyle çökmesi, bütün alemin bitmesi, yere gitmesi, kayyumiyetin çekilmesi yani top aşağı doğru düşüyor yere vurma anı. Yani bir daha sıçacak ama o vurma anı. Yani bir nevi yokluğa gitmek. Bir nevi küllü şeyin helikun. Her şey helak olucudur ayetinde. Yani 0101 yaratılırken yani kün feyekün. Kün, kün feyekünde halak helak. Halak helak diye yaratılır. Yani yaratılma yok edilme. Yaratılma yok edilme orada saatin yani zamanın yok edilmenin üzerinde kalması. Ve bütün alemi zeval ve firakını ilan etmesi. Yani fena aleminin çökmesi işte büyük zatların o geniş ruhların o büyük kalpleri ağlattırıyor. Yani kaç tane iç içe geçmiş dünyalar var. Hem dünyanın gafletine bakıyor hem kıyamet hengamındaki ölümüne bakıyor. Hem benim ölümüme bakıyor hem kainatın ölümüne bakıyor ama faniden bakiye de bakıyor. Yani bir ayet-i kerimenin zaten sonsuz manası var. İnsanlar cennette bunları tahsil etmeye devam edecekler diyor. İşaret-ül Cez'de olması lazım. Ama hiç kimse manasının denizinin sahiline vasıl olamayacak. Aşk ve şevki arttıkça artacak, arttıkça artacak ve idrak ettikçe idrak edemediğini diyor idrak edecek. Kaç tane yönü var? Evet. La huppil afinin beni ağlattırdı. Ağlattıran şu. Evet Rabbim onu da ifade etmeye nasip etsin. Hazreti Yakup aleyhisselam Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atıldıktan sonra ondan ayrılmaktan gelen evlat acısından dolayı ağlamaktan Hz. Yakup Aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin evlat acısından gözleri ağlamaktan diyor kör olmadı diyor bazı zatlar bazı alimler. Niye kör oldu o zaman? Yani bir peygamber sabır içinde bekler. Niye ağladı o kadar? Evladı olması ile beraber peygamber olması Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Hz. Yakup Aleyhisselam'ın da bir peygamberin bir peygambere baktığı zaman o aynı ilahiden Allah'ın cemalullahını seyretmesi hem evladı hem ruh yakınlığı var hem iki peygamber ve birbirine bakıyorlar. ikisinin aynasında da o gözüküyor ve onu müşahede ediyor. Onu müşahede edemeyeceğini Allah hissettirdi. O pencereden Cemalullah'ı göremeyeceğini diyor Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yakup Aleyhisselam diyor hissetti. O elemden dolayı evladıyla beraber asıl o elemden dolayı diyor ağlamaktan diyor gözleri belki kör oldu. Sonra o gömlek gelince malum Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği gözleri tekrar açıldı. Çünkü orada bir cilve vardı o cilve geri gelecek. Yani bir peygamber dünyası bizim dünyamız gibi değil. Ben bunu onu idrak edemem. İşte kainatın yıkılmasındaki zeval, kainatın yıkılmasındaki ölümden bağına şu anda hazır olan esmanın çekilmesi, tecellinin çekilmesi, cemalullahın çekilmesi, rahmetin çekilmesi, yenisi gelecek ama o çekilirken verdiği bir elem var. Mesela ölüm, şehitler hariç, evet elem verecek, doğum gibi düşün, anne karnından daracık bir aleme girip orada böyle sıkışıp bütün kemiklerin yerine getirilip orada belki de bütün işte dünyadaki bakterilere karşı mücadele edecek bütün o bakterilerin belki ana rahminde yüklenip ama o daracık alemden geniş aleme çıkarken sıkışa sıkışa değil mi? Darala darala çıkmak var. İşte ölüm o ve kıyamet zeval ve ölüm. Esma ilahinin çekilmesi, tecellilerin çekilmesi, o çekilmekten gelen bir elem. Evet. Hele Allah'a bulamadıysan bütün bütün başına yıkılması, kafirlerin her şeyle beraber çökmesi bunun tarifi yok. Buna idam ebedi deniyor işte. Evet beni diyor ağlattırdı. Kaç türlü ağlama var. Nefse bakan yönü, kalbe bakan yönü, ruha bakan yönü, ölümün mesela kaç türlü değil mi? Kaç türlü şeyleri var, tecellileri var. Evet. Bu girişten sonra böyle bakabilirim meseleye. Fesebbet aynu kalbi kataratin bakiyetin min şuunillah. Onun için diyor kalp gözü ağladı. Yani yüzdeki gözler değil. Yani kalbin gözü ne demekse mana gözü. O hakikatı kalbinin gözüyle, kalbiyle hissetti. Kalbinin gözü ağladı. Allah'tan gelen ayrılmanın verdiği elem, diğeri de bana bakan ciheti, Nefis dünyaya Allah'ı unutarak bakmış, ölüm anında eğer ölümden önce ölüm sekeratı uyandırmadan önce uyanmazsa, ölüm sekeratı uyandırırsa işte çok ağlayacak. ha. O yüzden diyor ya, ölüm sekeratı uyandırmadan önce uyan. Ölüm sekeratı diyor, uyandırmadan önce uyanmamız lazım. O da ne olacak? Kur'an'ın hakikatleriyle olur. Ağlayıcı katrelere döktü. Kalbin gözünün ağlaması, her bir damlanın ağlayıcı katreleri dökmesi, kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir. Bu yüzdeki gözü de ağlattırıyor. Her bir damla bir mana demek zaten. Yani boş damlalar değil. Zaten güya kendisi de ağlıyor, kalbin kendisi de ağlıyor, sahibi de ağlıyor. O damlalar gelecek faresi fıkralardır. Ağlamasının sebebi şu. İnsan fıtraten Allah için yaratılmıştır. Allah'tan ayrılmak. Evet Allah'tan ayrılmak. Yani kıyamet hengamesinde bile o esmanın çekilmesi kalbi öyle müteessir eder ki tarifi Allah bilir mümkün değil. Ben de bilmiyorum zaten. İşte o kalbi, o büyük zatların kalbinin gözyaşları. Allah'tan ayrılmamak. Evet, cehennem bile rahmettir. Çünkü cehennemde bile kafirin Allah'la irtibatı var. Hatta zebanilere söylerler Allah demek yok orada ona söyle bizi affetsin diye hadis-i şeriflerde bazı işaretler var. Ama cezasını çekmekten gelen diyor vicdanının bir rahatlaması var. Rabbine karşı yaptığı bu edepsizlikten dolayı hiç olmazsa ben bu cezamı çekiyorum diye o vicdanın ferahlaması var diyor. Yani beka aleminde beka alemine mazhar olmuş yokluktan hiçlikten ademden kurtulmuş Kabirde çünkü, kabirde, evet Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, kabir kadar diye beni korkutan başka bir alem olmadı. İnsanın aklına geliyor, cehennem daha korkunç. Neden kabir için Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu? Cehennemde sahip var. Cezasını çekiyor, diyor vicdanın ferahlaması var. O başka bir ders, buraya girdi sadece bu kadar. Kabirde ise Allah yok dedi, öldü, ahiret de yok dedi, Allah dedi ki madem beni böyle biliyorsun, madem bana yok dedin, beni nasıl bilirsen ben öyleyim, kendini setretti, bana yok dedin, ben de sana yokum. Ahiret yok dedin, ahiret de yok oldu. İdam, idam, adem alemine düştü. Hiçlik, ebedi zannetti orayı. İşte kıyamet hengamesinde mahşerde o ademden çıkartıldı. Değil mi? Kelime olarak söylemek ne kadar şey. Ama hiç de hafif şeyler değil. Adam yerin dibine sokulmuş, hiçlik alemine düşmüş, var ama ne malı, ne evladı, ne ailesi, ne makamı hiç olmuş. E Allah yok demiş, Allah da diyor ben yokum. Yok demedin çünkü öyle istedin, öyle itikad ettin, inandın, o zaman inandığın gibi adaleti gereği cezayı görmenle, ceza karşılık, karşılığı görmesi gerekir. Evet o damlalar yani kalbin akıttığı damlalar farisi fıkralardır. Şimdi bu yarıya kadar yarıya kadar kalbin yarasından bahsedecek. Hastalığın teşhisi, firak ve zevalden gelen elem. O elemi iyice deşecek, iyice böyle açığa çıkaracak. Sonra inşallah Rabbim vakit yetmeyi nasip eder. Sonra la uhubbul afilin ayeti kerimesiyle o çektiğin elemi, o yaraları o fena alemindeki dehşeti la uhubbul afilin ben fani olanları batanları sevmem sadece Allah'ı severim Allah'ı bilirim Allah'ı görürüm diye öyle bir tedavi edecek Kur'an onlara öyle bir merhem sürecek öyle bir şifa verecek ki insan o çektiği elemi keşke daha çok çekseydim belki diyecek çünkü bu lezzet öyle bir lezzet ki o elemle lezzet arasındaki eksi yüz diyelim artı yüz arada iki yüz var yani iki yüz yani aradaki o mesafenin açılması lezzetin şeyini arttıracak, derecesini arttıracak. Evet. Ya yani o yüzden yaraya kadar böyle şey var. Hastalıktan bahsediyor. Yaradan bahsediyor. Onu hissettirmeye çalışıyor. Arkasından çünkü ayeti kerimenin şifası gelecek. İşte o damlalar ise o elem ve zeval damlaları, kalbin ağlaması, ayrılık acısı o damlalar ise bu ders daha ziyade akıldan ziyade kalbe bakar diyor. Akıl yok değil. Ama akıldan ziyade kalbe bakan bir ders. Ne nebi peygamber olan bir hakim ilahinin Hz. İbrahim aleyhisselamın evet Halilullah'tır makamı ama galibi esması hakim yani hikmet hikmet peygamberidir. Bütün hayatı hikmettir. Evet bütün hayatı derstir böyle hikmet hikmet-i ilahiyenin mübessilidir. Kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir tefsiridir. Evet bu kelam Allah'ın kelamıdır, kelamullah'tır. O buna nedir? Buna sudur etmiştir, mazhar olmuştur. Oradan hikmet dairesinde bu kelam aleme tecelli etmiştir. Kelamullah olarak. O da şu, güzel değil, batmakla gayip olan bir mahbub batmakla yok olmaya mahkum olan bir sevgili güzel olamaz. Gençliğim bu hangi bakış açısı? Allah namına olmayan muhabbetin bakış açısı. Mesela 32'nin sözlü ifade var. Sevdiklerini sevmedemiyoruz. Aileni, hani erkeksen hanımını veya beyini, çoluğunu, çocuğunu, evet malını, mülkünü, Allah'ın verdiği nimetleri, peygamber efendilerimizi anneni diyor babanı her şeyi Allah namına sevebilirsin. Allah'ın sana olan dostluk pencereli olduğu için sevebilirsin. Zaten doğrusu budur. Öyle bir sevgi azalmaz, eksilmez. Evet artarak gider. Çünkü bakiye bağlanmış. Fanide tıkanıp kalmamış ki fena bulsun. O yüzden diyor sevdiklerini sevme demiyoruz diyor. Onu yaratanın sana olan rahmet pencereleri olarak sev Buradaki bakış açısı Allah'ı unutarak gaflet ile onları mana ismiyle sevmek. Evet. Kendileri namına sevmek. Mesela gençliğini Allah'ın verdiği bir ikram olarak değil de nimet olarak ibadette sarf etmen gereken bir nimet olarak değil de o gençliğinin nefsin namına kendine verip kendine güvenip kendinden bilip böyle işte ben böyle güçlüyüm böyle yakışıklıyım böyle işte atletiyim falan filan diye firavun gibi o nimeti kendine mal ettiğin zaman işte o güzel değil. Çünkü o batacak. Batacak olan yani bakiye bağlanmayan bütün faniler gayip olmaya mahkumdur. İşte öyle bir sevgili de olmaz. Allah namına sevmek nefis namına sevmek. Asıl buradaki şey bu. Çünkü zevale Allah namını olursa fena beka budur. Allah namını olmazsa fena fena budur, mahvolur gider. Mahkum, zevale mahkum olan. Evet. Başkasının güzelliğini gösteren zevale mahkum olan hakiki güzel olamaz. İnsan gençken güzeldir. Diyor ya işte güzel bir diyor, gül çiçeğine benzer. Yaşlandıkça beden olarak uyuşmuş, kurumuş, kış çiçeğine benzer tahavül eder. Demek o güzellik o çiçeğe ait değilmiş. Eğer o güzellik o çiçeğe ait olsaydı o güzellik elinden gitmezdi. Eğer o güzelliği vereni bulduysan bu merhem kısmı olacak. İşte sen hakiki güzeli bulmuş olursun. Ama aynalara takılırsan onlarla beraber sönüp gidip mahvolursun. Aşkı ebedi için yaratılan. Aynı samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. İnsan yaratıldığı zaman diyor bütün alem karşı çıktı. Sadece Allah insana sahip çıktı. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum dedi. Melaikelerine değil mi? Cinlere bütün aleme. Sizin bilmediğinizi, ketmettiğinizde biliyorum, bilmediğinizde biliyorum. Benim insan hakkında dedi bir muradım var. Onlar Habibullah'ı bilmiyorlardı. Ali sallallahu ve sellem peygamber efendilerimizi bilmiyorlardı. Müminleri, mümineleri bilmiyorlardı. İnsan fıtraten aynı samet yani hiçbir şeye muhtaç olmayanın her şeye muhtaç olan alemdeki sonsuz esmaya mazhar ve Allah'a aşk-ı ilahiyle bağlanmak için ve alemde onun aynası olup onu aleme neşretmek için yaratılmış ismi azamın nakşı azamı As takvim takvime masar yaratılmış en mükemmel mahluk. Ve bu nakış da açıldıkça açılıyor. Sonu olmayan bir nakış. Evet. Aşk ilahı için yaratılmış. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şey merkezinde kabul edemez. Edemiyor zaten. Eline attığı şeyler elinde yokken kıymetli gözüküyor. Allah namına muhabbet etmediyse eline aldığı anda sönüp kayboluyor. Çünkü kalp evet bir nevi kara delik gibi ne ne gelirse yutuyor, ne gelirse yutuyor. Bütün dünyanın servetini, saltanatını bir adam'a versen diyor yine doymaz. Eğer Hazreti Cebrail aleyhisselamın bir ucundan bir ucuna ruh hızıyla 500 yılda geçtiği cennette eğer Allah'ı görmek olmasaydı, Cemalullah'ı görmek olmasaydı, cennette gelişmiş bir dünya gibi olsaydı, bütün cenneti, bütün letaif tek bir insana verseydin, o kalbin içine, o cennet içine girer, kaybolur giderdi. Bu kalp ancak Allah'ı zikretmek ile mutmain olabilir. Allah ile, aşkı ilahi ile kemalatını bulabilir. çünkü, ben diyor alemi insan için senin için yarattım. Seni de bana muhatap ve dost olman için. Bana muhatap ve dost olmak ne kadar büyük bir şeref. Ne kadar büyük bir değil mi? Şeref ya yani, neyse artık. Ne kadar büyük bir izzet. Ne kadar büyük bir lütuf. Ne kadar büyük bir rahmet. Evet. Sevilmez. Zaten de sevilmemeli. Bir matlub matlup ki Evet istenilen grubunda batmasında gaybiyet etmeye mahkumdur. Hani İbrahim Aleyhisselamın Kelamullah içinde olan kelamı la uhubbu Yani Allah namını olmayan batıp giden hiçbir muhabbeti sevmem. Allah namını olmayan hiçbir şeyi sevmem. Lâ ben Allah namını olmayan hiçbir şeyi sevmem. La O zaman ya hayır konuş ya sus. Ya Allah namına başla, Allah namına işle. Allah namına al, Allah namına ver ve selam, selameti bul. Evet, bir yaştan sonra alıştırmamız lazım. Yani bir yaşta özürü kalmıyor insan. 15'ten sonra başlıyor insan ama 40'tan sonra o özür şeyi azalıyor. 50'den sonra azalıyor. Artık kabre yakınlaşıyorsun. Yarın gitme ihtimali var. Gideceğin yer için hazırlık yap o zaman. Batıp giden şeylerle dertlenme. Allah'a dert edin ki diyor en büyük dertte derman bulasın. Allah'a dert edinemezsen ufak şeyleri dert edinip kafanı bozarsın. Oturur kenarı onunla uğraşıp durursun. İşte şeytan da üfler, karşıya geçer, gülüp durur. Bu kadar ahseni takvim olmazlar ve insan bu kadar basit şeylerde nasıl boğuluyor. Alemlerin onda boğulduğu insan bir noktada boğuluyor. Diye lanetullah gülmeye başlar. Değil mi? Bu da zikirle olur, fikirle olur, şükürle olur. Boğulmamak. Bağlantıyı koparmamakla olur. Allah Rabbim bize nasip etsin inşallah. Evet, kalbin alakasına yani fani şeyler, Allah namına olmayan şeyler, kalbin alakasına, fikrin de merakına değmiyor. Hiçbir şey değmiyor. Bundan 100 yıl önceki bazı siyasi hadiseler şu anda sadece tarih kitaplarında yani bir şey değmiyor yani. Boş. O devrin insanlarının işleri. Evet. Amele merci olamıyor, emellere merci olamıyor, tatmin edemiyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona prestij etsin, ona bağlansın, kalsın? Çünkü kalp bütün hepsini yutar, dediğim gibi karnı da dağırmaz. Bir maksud ki fena da mahvoluyor. Ölünce insan sadece amellerini götürebilecek. O zaman yanımda götüremediğim bir şeye kalbimi bağlamak bize layık değildir. Değil mi? Kabre girdiğin zaman ben Rabbük edecekler. Kaç para kazanıyordun? Makamın neydi? Durumun neydi? Boyun posun ne kadardı? Şöyle miydi? Böyle miydi? Kaç evladım vardı? Bilmem ne mi? Kaç evim vardı? arsan mı vardı? Demeyecekler. Ben Rabbüke sen dünyada kalbine Allah olarak kimi koydun ha? kimden yardım istedin kime kulluk ettin namaz kılarken kime teveccüh ettin nefsimle irtibatlı bir şeydi herkes kendi nefsine baksın kim geldi aklına ya. hakiki bir mümin diyor dünyadan ne kazandığına memnun olur ne kaybettiğine mahzun olur çünkü dünya durmuyor gidiyor sen de gidiyorsun işte Hatta diyor bak ölümün keşif olur olan hastalıklar gelmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Hazırlığını iyi yap. Değil mi? Fena da mahvoluyor. O zaman mahvolan şeyleri isteme. Her bir fenada evet ilaç kısmına gelince bunlar gelecek. Her bir fenada bekaya giden bir yol var. Değil mi? Allah namına tebessüm et. Allah için muhabbet göster. Allah'a giden her bir atomdan, her bir zerreden, her bir fenden, değil mi? Bilimin gösterdiği pencerelerden ona bakan vecihleri bul. Her şeyin ibadet hükmüne geçsin. Çalışmanda, oturmanda, yürümende, kalkmanda, nefes almanda hepsi birer ibadet olup bir bardak su bile. Sen gönderdin Bismillahirrahmanirrahim. Senin ikramın. Bak yağmur yağdırmıyor. Değil mi? Yani bu şu anda yağıyor dışarıda. Cenab-ı Hak yağdırıyor o yağdırıyor, o gönderiyor. Her bir şey Allah'a giden bir yol olabilir. İşte bunu bulamazsan onu istemem diyor. İstemiyorum ben. Allah namına olmayan hiçbir şey istemiyorum. Çünkü faniyim. Fani olanı istemem neyleyeyim? Fani olan benim dertlerime derman olamaz. Bir mabut ki ibadet edilen zevalde defn oluyor. Yani kalbine koyduğun, peşinden koştuğun değil mi? onunla oturup kaldığın, kalktığın çok ağır bir ifade, dünya perestlik esası olan, mabut edindiğin, ibadet gibi baktığın şeyler Allah olmadığı için zevalde defn oluyorlar. Gada bir ilahi üzerine çeken hakikatler oluyor. Onu çağırmam, ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz.'' Fani olanlar beni bilemezler. Fani olanlar bana yardım edemezler. Hatta Kur'an hakikatleri Rabbimi hissettirsin. Diyor ki sen takva ve ameli salih ile halikını, Rabbini, Sultan'ını değil mi? Her şeyini Allah'ını razı ettiysen takva ve salih amel ile halkın rızasını tahsil ediyor. Lüzum yoktur. He. Halk kim? Hak razı olmuş senden. Halk kim yani? Hazreti Zekeriya aleyhisselamı neler yaptılar değil mi? Efendimiz diyor aleyhisselatü vesselama yani öyle bir zata elemin dedikleri bir zata atılan tükürükleri diyor bir araya getirsen bir kova yapardı. Yani insan bir deve işkembesini bir hayvan üzerine koymaz ya. Namaz kılan Kabe'de değil mi? Elemin dedikleri insan üzerine koyuyorlar. Aleyhisselatü vesselam. Umrunda bile değil. değil mi? Hak razı mı? Halk diyor hak namına rıza gösterirse iyidir ama istenilecek bir şey değildir. Allah namına isteyebilirsin. O da şefaatçi olsunlar. Allah'ın rahmetine evet masar olmaya vesile, duacı olsunlar diye istenir. Yoksa hakkı unutup da halkı razı etmeye kalkarsan ne evladını, ne nefsini, ne bedenini, ne hanımını ebedi hayat arkada kimseyi razı edemezsin. Çünkü tokat yiyorsun. Sahibini razı etmeden sahibinin kölelerini razı etmeye kalkıyorsun. Yani evine padişah bir hizmetçiyle bir hediye göndermiş. O hizmetçinin de en zayıfını, en çelimsizini seçmiş ki ta ki onu unutmayasın. Zehirli böcekten bal gönderiyor mesela. Sen padişah Sultan'ın iltifatını, sana olan teveccühünü, rahmetini unutup o hediyeyi adi hizmetçiden bilip bütün muhabbetini ona vermen ne kadar büyük bir edepsizlik, değil mi? bir daha o hizmetçiden gelmez çünkü padişah bir daha o göndermez. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma bana ebediyet veremez. Cemalullah'a kemalullah'a veremez. Fani olanlardan bunları bekleyemezsin. Zevalden kendini kurtaramayan, yok olmaya mahkum olan nasıl mahmut olur? Ya, ya makamında gider, evinde gider, barkında gider, o da gider, bu da gider. Nasıl bunlar mahmut olur? Bunları mahmut olarak yerine koyma. Bunlardan medet bekleme. Evet. Hem zahire müptela olan akıl şu keşmekeş kainata prestij ettiği şeylerin zevalini görmekle meyusane feryat eder. İşte meyusane feryat edip üzerinde her şeyin fena damgasını okuyabilirsek baki bir sevgili, mahbubu arayan ruh der ki: "La uhup afilin ben batıp gidenleri ilah edinmem ben batıp gidenleri sevmem feryadını ilan eder batıp gidenleri sevmeyen birisi de batmayan doğmadığı için batmayacak olan yoktan gelmediği için yok olmayacak olan hep var olan haşa Allah'ın böyle bir ismi yok ama bu tefsirlerde böyle şeyler var ifadeler şemsü şems aşağı güneşlerin güneşi. Allah ne güneştir ne pırıltıdır ne ışıktır. Bu bir teşbihtir. Yani hiçbir yere bağlı olmayan demek manasında bir teşbihtir. Hakikatli teşbih. Evet. Baki Zülcelal'e bağlandın mı bütün fena kayboldu. Her şey bekaya inkilab etti ve kalbin mutmain oldu. İstemem diyor. Arzu etmem. Takat getirmem müfarekatı. Dere kabzeval ile acıların mülakatlar. Yani Allah namına olmayan bütün kavuşmaların sonunda dere kap, mülakatlar yani zeval ile her bir kavuşma acılaştığı için keder ve meraka değmez. Evet. Allah şah damarından daha yakın, ondan hiç ayrılmak yok. Onu bulan her şeyle beraber olduğu için ayrılık elemini çekmez. Ama onu bulamayan kavuşmaktaki lezzeti bir parça tadıp ayrılık acısını ebediyen tatmaya başlar. İştiyaka hiç layık değildir. Çünkü zevali lezzet elem olduğu gibi yani lezzetin zevali bitmesi elem olduğu gibi zevali lezzetin tasavvuru yani lezzetin alırken bile lezzetin içinde onun bitmesini tasavvur etmen o dahi bir elemdir. O zaman Faniden bakiye geçebilirsen zeval elem olmaz, lezzetin içinde fena da olmaz, baki zülcelal var, o zaten baki ise her şey var. Her şey bakidir dersin. Bu mecazi aşıkların, yani Allah namını olmayan, Allah'a verilecek aşkı, mecazi böyle muhabbetlerini eşyasına veren aşıkların divanları, yani aşknameleri, yani şiirleri, şarkıları, olan manzum kitapları şu tasavvuru zevalden yani şu ayrılık acısından gelen elemden birer feryattır. Senden hiç ayrılmayan, senin de hiç ondan ayrılma mümkün olmayan, dost istersen Allah yeter diye manasında Allah'ı bulursan sen için zeval kaybolur, her şey visel olur. Bizim için inşallah. Her birinin bütün divanı eşarının ruhunu eğer sıksan, yani o mecazi mahbublara aşk şiirleri yazmış o adamların o insanların ruhunu bir sıksan elem kerane birer feryat evet ayrılık acısından birer feryat damlar İşte o zeval alut mülakatlar yani son bulmayan mahkumiyetler, kovulmalar, elemli mecazi muhabbetlerin derdinden ve belasındandır ki bütün dünyanın şu andaki derdi ve belası bu. Bizim de onu bulamamak. Ama aynı dert içinde derman var. Değil Faniden bekaya giden bir yol var. Kalbim bu kadar elemi, bu kadar diyor kederi çekti. İbrahim Vari dedi ki Le uhubbül afilin ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. Ne diyor? Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan ve baki zülcelali bulmak istiyorsan fenadan bekaya geçmek istiyorsan Fena'dan o fena'ya giden her şeyi beka'ya götürmek istiyorsan beka fena'dan çıkıyor. Ne demek bu? Nefsen cihetiyle fena bul ki baki olasın. Yani e eğer şu fani dünyada beka istiyorsan nefsinin fena bulması lazım ki yani Allah'ın huzurunda o nefsin terbiye olup kul olduğunu, hiç olduğunu idrak etmesi lazım ki Ademinde yani hiçliğinde Allah'ın tecellisiyle vücut bulsun. Eğer hiç olmazsa kendine bir varlık verir verirse vücut ben varım derse işte sen diye bir şey var olmadığı için hiç olursun. Evet ne demek bu? Ademinde vücut, vücudunda Adem. Ademinde vücut, vücudunda Adem ne demek? Yani Allah'ın eşyasını Allah'a geri iade et diyor. Vücudu ver, ruhu ver, kalbi ver, latifeleri ver. Ne varsa onun çünkü, mülk onun, malikül mülk o yarattı. Sen yoktan var ettiysen, hep var isen senin. E yoktan var eden, hep var olan kimse her şey onun. Onun olduğunu her şey iade etti. Ne kaldı diyor burada? Hiç. Hiçin başına Allah şuur takmış. O hiç her şeye ihtiyacı olduğunu, o şuura diyor duyurmuş. Eğer o hiç ilah olmadığını, kul olduğunu, hiç olduğunu, evet cüz'i iradesiyle idrak ederse, ilah ona tecelli ettiği zaman Cenab-ı Hak yani, o hiç her şey olur, her şeyin sahibi, her şeyin anahtarını ona verir, kulluğunda sultanlık bulur, yani ademinde vücut bulur. Eğer o hiç, o verilen nimetlerle, kendinin hiç olmadığını, benim de bir makamım var, benim de bir yerim var, benim de bir ilmim var, şeytan gibi, değil mi? Ben de bu işleri yapıyorum, ben, ben, ben demeye başlarsa, sen diye bir şey yok, Allah'a rakip oldun, kul olduğunu idrak etmedin, Allah da o ben dediğin şeyler onun olduğu için, vakit dolunca onları geri aldı, geri aldığı için vücut var zannediyordun, vücudunda adem oldun, yani yokluğa gittin, yok oldun. Eğer fenadan, bekaya geçmek istiyorsan nefse emmaren fena bulacak, kul olacaksın, gururun diyor hortumunu namazın rüküsüyle kıracaksın, kıyamdan başı güneşin battığı gibi batanlardan ilah olmaz diye Allahu Ekber diye kıyamdan secdeye gideceksin, ben batıyorum bak secdeye vurdum kafama, yere koydum batandan ilah olmaz, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Her namazda gururun, kibirin diyor hortumunu kıracaksın. Batanlardan ilah olmadığını itiraf edip kul olacaksın. Ama Allah'a kul olan da alemin sultanı olup her şey olacak. Her şeyin aynası olacak. Onun için visel kalkçı, şey, onun için zeval kalkacak. Fena yok olacak. Evet, la uhubbil afilin sırrıyla o fenadan bekaya giden bir yol bulup fenayı değil bekayı yani baki zülcelali sevmiş olacak. O yüzden böyle diyor üçüncü lemada Nakşibendi tarikatında akşamla yatsı arasında çünkü akşam ölüm vaktidir. Malum ya sabah doğum, öğlen işte gençlik, ikindi, olgunluk, akşam ölüm. Akşamla yatsı arasında ya baki entel baki, ya baki entel baki diye hiç olduğunu itiraf edip hiçlikte diyor her şeyi bulmaktır. Evet. Ne kadar güzel ifadeler Rabbimin ikramları. Yani dünya perestlik esasatı olan ahlakı seyyeden tecerrüt et, kurtul. Dünya perestlik. Demek ki insanın gıybeti, diğer bütün günahları dünyaya olan bağlantısından geliyor. Dünyaya tapmaktan geliyor. Dünya perestlik çok ağır bir ifade. Putperestlik gibi bak, dünya perestlik dünya perestlik esasatı olan ahlakı seyyeden tecerrüt et. Allah ne emrettiyse onu yap. Tövbe istifarda bulun. Çünkü her bir günahta küfre giden bir yol var. Her bir günahta dünya perestlik insanı dünyaya daha çok bağlar. Burada beka bulmaya çalışır, dünyaya tapmaya başlar. Belki de en küçük menfaati için diyor şeytanın ayağını altını öpmeye kadar aşağılık bir dereceye kadar düşer diyor. Ahlakı ile. Fani ol, tecerrüd et, fani ol. daire mülkünde ve malında olan eşyayı yani her şeyini mahbubu hakiki yani hakiki sevgilin olan, sahibi olan Allah'a feda et yani ona sat. Allah'ın malını Allah rahmetinden senden satın almak istiyor. Altıncı söze bakılabilir. Benim malımı diyor, bana sat sana dünyada ve cennet gibi alimde büyük mükafat vereceğim. Ve bana sattığın benim malımı da bana satarsan senden almayacağım diyor. Yani gençliğini Allah yolunda kullanan Allah'a sat. Allah'a sattın diye almıyor elinden. Gençlik sende kalıyor. Ama sana ebedi bir gençlik veriyor. Güzelliğini Allah'a sat, güzelliğini almıyor. Ama cennette ebedi bir güzellik veriyor. Cenab-ı Hak kuluyla ticaret yapıyor. Allah'ın da ticareti böyle. Gani mutlak olduğu için. Değil mi? Rabbimiz gani mutlak. Benim malımı bana sat, senden almayacağım, sana daha iyisini vereceğim bir de. İnsan diyor ki yok, bu benim diyor. Senin değil, bu yalan. Onun. Gasp edemezsin, çalamazsın, edepsizlik yapamazsın, hırsızlık yapamazsın, ceza görürsün. Evet, feda et. Yani feda et, zekatla değil mi? Oruçla, haçla, kelime-i tevhid ile değil mi? Feda et. Bak bir saatini feda ediyorsun. Mevcudatın adem numa akıbetini gör. Feda etmezsen zaten gidecek elinden kaybolacak. Gitmeden önce Allah yolunda ver ki rahat edesin. Çünkü şu dünyada bekaya giden yol fenadan gidiyor. Yani Allah yolunda feda ettiklerin baki oluyor. Nefsin namına kullandıkların ise fena olup kayboluyor. Bu dünyada bekaya giden yol Allah namına fena etmekten yani feda etmekten geçiyor. Evet. Burada yazıyordu herhalde. Alt tarafta olabilir. Hatırlayamadım. Feda et, feda et ta ki beka bulsun. Esbab için dalan fikri insani her şeyi esbaptan, sebepten bekleyen fikri insani şu zelzeleyi zevali dünyada. Ya Dünyanın kendisi şu anda zelzele halinde. İçindeki hadisatlar zelzele halinde. Hiçbir şey kararında durmaz. İzzetle zillet fakirlikle servet doğrudan doğruya Allah'a ettir. Saatin ibresi gibi bunlar her an döner. Hiç kimsenin elinde kalmaz. İmparatorluklar gelir söner gider. Zalimler gelir yok olur gider. Değil mi? Peygamber efendilerimiz bile güneştir. Onlar da bak zeval bulup giderler. Yani hiçbir şey kararında kalmaz. Baki tek baki bir tane var çünkü. Evet. Vücudu hakiki isteyen, yani bu zerzelenenin farkına varan hiçbir şey elinden kalmayacağını bilen, duyan bir insan meyusane fizarede ağlamaya başlar, sızlanmaya başlar. Vücudu hakiki isteyen vicdan o zaman İbrahim Vâri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ittibaen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ile La uhup lafilin ben batan gidenleri sevmedim ya Rabbi sadece seni sevdim o zaman senin yolunda senin malın feda olsun bana beka ver diye ağlar Allah da o ağlamaya elbette rahmet ile teveccüh eder. Mahbubu, mahbubatı mecazi eden, mevcudatı ı eden katta alaka eder. Allah namına olmayan her şeyden alakasını keser. Mevcudu hakiki mahbubu sermedi, yani ebedi sevgili, ebedi mevcuda bağlanır. Ona bağlanan içinde zeval zeval olmuş olur. Zeval zevale, kalp olmuş olur. Ey nadan nefsim ya söz dinlemeyen ahmak Allah hidayet etsin değil mi? Bil ki bu, de, bu devirde nefis ancak Kur'an dersiyle terbiye olur yani. Allah'ın terbiyesiyle terbiye olur. Bil ki çendan dünya ve mevcudat fanidir. Yarın ben de gideceğim sen de gideceksin. Her gelecek yakındır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yarın yokuz yani. Böyle kendisine Allah'ın mülkünün malının sahibi zannedenler de çok gördük. Tarih çok gördü değil mi? Firavunların Nemrutları, Şeddatları, Zalimleri, Dünya Harbi çıkanları çok gördü yani. Hepsini toprak yuttu gitti. Hepsi mahvoldu. Gadab-ı İlahiye mahzar oldular. Helak olup gittiler. Müflis oldular. Ya. Yani. Evet şu dünya mevcudat yani şu Allah namına olmayan övündükleri her şey fanidir. Fakat ehli imansan değil mi? Kur'an'a itiba ettiysen her fani şeyde bakiye isal eden iki yol bulabilirsin. Can ve canan olan mahbub la yezel, Hem candır hem canandır. Yani canımın cananı mahbub la yezalidir. Yani sevgililerin sevgisi olan Rabbimiz ve Rabbi Zülcelal'dir. Tecelli cemalinden yaratılmamış güzellikle ifade edilen ama güzellik onu ifade edemeyen cemalullahla ancak evet ifade buyurulan iki lamayı, iki sırrı görebilirsin. Evet iki lama ve iki sır canda ve cananda, kendinde ve etrafta ve kalbinin derinliklerinde görebilirsin. An şart ki bu işin bir şartı var. Bu harem dairesine girmenin anahtarı var. Sureti faniyeden yani dünyadan kesben değil, çalışmak olarak değil. Halkın içinde hakla beraber olup sureti faniyeyi ilahlaştırmaktan vazgeçerek ve kendi egondan, kendi enaniyetimden, kendi kibirimden, kendimden vazgeçip kulluğumu idrak etmekle ancak olabilir. İki şart var. Sureti faniyeden ve kendinden geçebilirsen. Evet nimet içinde in'am görünür her bir nimet nimeti vereni gösterir rahmanın iltifatı hissedilir nimetten in'ama geçsen mü'nimi bulursun yani o nimeti göndereni o nimetin üzerinde kalbin duyması o nimeti yemekten sonsuz kat daha lezzetlidir hem her eseri semedani bir mektup gibi bir saniye zülcelalin esmasını bildirir nakıştan manaya geçsen evet Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Madem şu masnuatı faniyenin mağazını içine bulabilirsin, onu elde et, manasız kabuğunu, kışrını acımadan fena seyline atabilirsin. Yani bu dünyada Allah'a bakan cihet beka bulur, kabuk burada kalır gider. Yani gençliğin Allah'a bakan cihetini alırsın, gençliğin manasını bakileştirirsin, o gençlik elinden gittikten sonra da üzülmezsin, ebedi bir gençlik çünkü seni bekliyor, o kalbindeki o müjdeyle kabri böyle nur alemini açıp çekip gidersin. Evet masnuatta hiçbir eser yok ki çok manalı bir lafz mücessem olmasın, Sani Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Yani her bir noktadan Allah'a giden çok cihetler var. Madem şu masnuat elfazdır, kelimatı kudrettir, yani Allah'ın harfleridir, Allah'ın kudret kelimeleridir, sahibini gösterir, o zaman harfle uğraşma. Harfleri birleştirip, katibin sana hissettirmek istediği manaları oku, kalbine koy, manasız kalan o harfleri, elfazını bila perva, zevalin havasına at. Yani bir kağıdın üzerinde bir mektup göndermiş sultan, Evet sultan gösterdi gönderdi için o mektup çok kıymetli. Fakat harfler şöyle güzel, kağıt şöyle güzel, şu böyle güzel diye uğraşma. O sultan sana o harfleri, o kağıdı manayı alman için göndermiş. Manayı al, kağıdı bırak. Arkasından alakadarına bakıp meşgul olma. Yani gençliğinin manasını al. Hani sadece gençlikten gidiyorum diğerleri size şey yapın. Allah'ın bakan ciheti al. Aldıktan sonra manayı meşgul olma. işte sermayesi Zahir peres ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi böyle sinsili efkarı hiçe ve ademe incirar ettiğinden hayretinden ve haybetinden meyusane feryat eder. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Yani elindeki fani olan şeylerin fena olmasını istemiyor. Bekaya inkilab edip baki olmasını istiyor. Madem uful edenlerden, batanlardan, zeval bulanlardan ruh elini çekti. Bunlardan de bir menfaat yok bunlardan bana bir rahat yok. Kalp dahi mecazi mahbubattan vazgeçti. Vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi bir çare nefsim İbrahim Vari aleyhisselam le uhubbil afilin gınasını çek. De ki bata ben batanları sevmem. Batmayanı severim. Batmayanı sevdiğim için de o batan gibi gözüken şeylerin üzerinde batmayanın cilvesini gördüğüm için de onlar da onun namına sevilir de gınasını çek kurtul. Evet fıtratı aşk ile yoğrulmuş gibi sermesti aşkı camı aşk olan Mevlana cami kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş yeki hav yeki hav yeki cu yeki bin yeki den yeki kün demiştir yalnız bu, bu satırlar Mevlana camiye aittir yani biri iste başkaları istenmeye değmiyor Başkaları dediğin şey onun cilveleri zaten. O zaman biri iste. Birisinde. Biri çağır başkaları imdada gelmiyor he. yardım edemiyor. Yardıma gelenler de onun namına geliyor. Zaten o gönderiyor. Ama sen biri çağır. Esbaba takılma. Perde arkasında müsebbibül esbabı gör. Biri talep et. Evet her şeyde biri talep et. Başkaları layık değiller buna. Biri gör. Biri başkaları her vakit görünmüyorlar zeval perdesinde saklanıyorlar biri bil marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır biri söyle ona ait olmayan sözler maliyanı sayılabilir biri söyle ona ait olmayan sözler maliyanı sayılabilir ne am sadakta ey cami hüvel matlub hüvel mahbub hüvel maksud hüvel mabud. evet cami pek doğru söyledin hakiki mahbub hakiki ma matlup yani hakiki sevgili, hakiki istenilen, hakiki maksud kastedilen, hakiki mabut yani kulluk edilmeye layık olan yalnız odur ki la ilahe illa beraber mizan el alem çünkü bu alem bütün mevcudatıyla muhtelif dillerle ayrı ayrı nagamatıyla zikri ilahinin halka kübrasında beraber herkes kendi lisanıyla La ilahe illa hu der. Vahdaniyete eder. La uhub bil afilinin açtığı yaraya merhem sürüyor. alakayı kestiği mecazi mahbublara bedel bir mahbubu la gösteriyor. Allah alakayı kestiğimiz bütün mahbublara bedel bir mahbubu la ezali, yani zevalsiz sevgililerin sevgilisi olan aşk ilahiyi kalbimize ruhumuza duyurup nefsimizi rahmetinden terbiye edip nur aleminde nurani sırlarla bizi meşgul etsin inşallah. Evet Allah rızası için el Fatiha.